İlk o zaman Ajda Pekkan'ı çok severdim ben. Evet. Ajda Pekkan'ı dinlerdim. Hatta Ajda Pekkan'ın bir şarkısı vardı. Hangi? Tam ona sarılırken gördüm pencereden. Gülünecek ne vardı, gülüyordun ya öperken diye bir şarkısı vardı. O zaman biz çok dalga geçerdik böyle. Mahallemizde küçük... Gördüm pencereden, gülünecek ne vardı, güldün yalnız öperken. Kendimi buldum ben, çalıştım. Diyorum ki şu Asil yazık önündeki paravanı kaldıralım. Ne diyorsun Asil, ister misin? Valla karşımdaki eğer beni bu halimle kabul edecekse televizyondan da görmüştür. Evet. Evet, gördüm. Yani işte benim fazla bir maddiyatım yok yani, onu da belirteyim öncelikle. Ondan sonra bir annem var. Annemle yaşıyorum şu anda Zeytinburnu'nda. İşte ne bileyim bir yuva kuracak şekilde artık yapacağız. O zaman açalım ya, eğer. Yani ne, bakalım ne diyeyim artık. O sana ne diyecek. Ha? Efendim şimdi paravanımızı müzik eşliğinde açıyoruz. Şok oldum. İkimiz de şok olduk. Şok mu oldun? Şok oldum. Neden? Yani iyi birini buldum gibi geliyor. Ay Asiye, ben seni öldüreceğim ya. Evet. Yani iyi birini güzel mi buldun, yakışıklı mı buldun? Evet, fena değil. Yani ben öncelikle tabii ilk etapta fizik olarak iyi birini buldum. Tekrar hoş hadi geldiniz. Konuş bakalım. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben sanki hiç konuşmadılar iki saatten beri. Nasılsın, iyi misiniz? Şimdi aramızda paranın olduğu için... Evet, biraz şey oluyor. Bir şeyler ifade soğuk edemedim. Oluyor o para. Evet, evet. Ondan. Şimdi sıcak oldu mu? Evet, bayağı sıcak oldu. Terledim yani, terledim. Peki anneniz dediniz, anneniz evet, var. Annemiz, annemle peki, birlikte yaşıyoruz. Peki olduğu zaman şayet anlaşabildiysek, anneniz beraber kalacağız öyle değil mi annenizle? Vallahi şu anda belli değil yani, o ya, birlikte kalmak istemiyor. Yani istemiyor kapımız, fakat yani, işte hani olana kadar müdahale eder yani, onu demek istiyorum. Kendi adıma konuşuyorum, kapım her zaman açık. Evet. Ben öyle bir insanım, bakarım evet. Ondan. Hiçbir şey yok, olmaz. O şey yapmaz. O küçük yani, bir ev tutar, kendine şey yapar, yetecek tamam. Kadar. Biz kapımızı şey açarız. Yapar yani. Gelen gelir, gelmeyen. Evet. Evet. Var başka soru soracağım bir şey varsa ben cevaplayabilirim size. Vallahi işte İstanbul'da yaşayacağız herhalde. İstanbul'da yaşayacağız. Mecidiyeköy'de yaşayacağız. Mecidiyeköy'de yaşayacağız. Kendime ait bir dükkanım var. Evet. Kuaför dükkanım var. Güzel. Siz de bu meslekte olduğunuz için en azından sizin de katkınız olur. Tabii canım. Karı koca beraber gideriz. Anlıyor musun? Manikür pedikür ustası diyebilirim yani kendime. Yani. Ondan sonra gideriz beraber mutfağa gireriz, yemeğimizi beraber, o şeyler onlar de bende var. Sorun değil yani. Yemek hiç sorun değil. Sadece kadına yüklenmem yani. Salatasını işte masayı yap dizerim, otururuz yemeğimizi yeriz. Çayı çok severim. Onu çayı, evet. Çayı ben çok severim. Evet. Yemekten sonra. Evet. Soracağım varsa ben sana cevap vereyim. Ay, şu anda iyi gidiyor yani. İyi gidiyor. İyi gidiyor. Tamam, iyi gidiyorsa mesele yok. Benden de iyi gidiyor. Bakalım yani. Evet. Peki siz nasıl buldunuz Asiye'yi görünce şimdi yakından? Şimdi Asiye Hanım şöyle yani deli dolu, yani deli dolu dediğim zaman sakın ya, yani hayat dolusun sen. Öyledir, çok hayat dolusun. Ben de yani. Yani biraz sana o konularda sana benziyorum. Ben de yaşamayı çok seven bir insanım. Evet. Ha şunu da söylemek istiyorum. Ben çok fazla da yani sigara içerim. Çok nadir alkol alırım. Onu da söyleyeyim. Evimde oturur. Alkol. Bir düble, iki düble öyle
karı koca sigara arasında. Alkol, ben onu söyleyeyim yani. Alkol içmeyin. İşte ben onu söylüyorum. Sen de alır mısın bir iki duble alkol beraber? Yani, yok alkol. Bir iki duble yani çok fazla değil. Yani bir doğum günümüzde ya da işte güzel bir özel bir günde gideriz bir yere. Bir dübleyle, iki dübleyle bir şey olmaz o yani. Canım, olur canım. Olmaz bir, yani. Sigara içerim ama. Sigara ben sigara zaten onu söyledim. İçiyorsanız. Siz sigara kullanıyor musunuz? Yok içmiyorum ben. İki senedir bıraktım. Belki siz de bırakırsınız bıraktım. Cafer Bey. Niye hep onun üstünde dönüyoruz ki? Hayır onu demiyorum. Tabii ki, saygı duyuyorum. Yani, kötü yanlarını insan, gördüm. İnsan sevdiği bir insana bazı şeyleri... Fedakarlık yapar yani. Hani derler sevdiği için de fedakarlık yapar ama insan önce kendini sevmeli. Çünkü sigarayı başka biri için içmiyorsunuz. Evet. Her çektiğiniz nefeste kendi hayatınızı bitiriyorsunuz. Doğrudur. Önce kendimizi seveceğiz, biz iyi olacağız ki sevdiklerimize de hayrımız tabii dokunabilsin. Ki, üstelik de 8 yaşında bir kızınız var. Evet, 8 yaşında. Bu arada Yılmaz amcamın bir sorusu var. Aa çok güzel. Cafer Bey benimle beraber yaşıyor. O da benimle büyür yani. İşte yani. Cafer Yılmaz Bey, bir şey sormak istiyorum. Cafer Bey. Bir şey sormak istiyorum. Siz şimdi bayan kuaförüm dediniz. Evet. Her gün çalışıyorsunuz. Tabii ki. Sigara içiyorsunuz. Hemen hemen. Peki bu gelen müşterileriniz sizin içtiğiniz sigaradan rahatsız olmuyor mu? Veyahut da pardon konuşma da icabında saçı yaparken konuşuyorsunuz. Hayır. Nefesten rahatsız olmuyor mu? Hayır. Aslında bu gibi meslekte uğraşanlar biraz daha dikkatli olması lazım. Çünkü önünüze gelecek bir bayan oturacak. İcabında bir şey soracaksın ama ağzın sigara kokacak, alkol kokacak. Bunları düşünüyor musunuz? Tabii ki düşünüyorum. Ama işte o zaman sigarayı vazgeçin. En güzel mesleğinizi yapın daha güzel bir iş. Siz hanım kuaförü müsünüz? Evet bayan kuaförü. Peki soralım mı Asiye'yi? Asiye kıskanmaz mısın eşini bayan kuaförü bütün gün hanımlarla? Kesinlikle. Emin misin? Düşün ki çok hoş bir hanım geldi çünkü ve ona da yaklaşıyor. İyi düşünmen lazım. Müşteri gözünle bakıyoruz biz. Yani bizim camiamızda müşteri gözüyle bakılır müşteriye. Ve bayram günleri de gecelere kadar çalışılır yani. Yani onun nasıl davrandığı önemli değil diyorsun. Öyle yani mi? Şimdi şöyle eğer o karakteri onun kendisinin karakteri aşırı derecede artık ona saplantı şeklinde olur da yani ne bileyim bir anladım. Değil iki kıskanç değil. Kıskanç mısın peki Asiye? Değilim. O kadar kıskanç değilim yani. O kadar kıskanç değilim de. Yani ne bileyim tabii aldatmanın artık şeyi olmaz. Aldatıldığını fark edersen ne yaparsın Asiye? Valla her Türk kadını gibi bir kere kabul ediliyor. Bir keresinde kabul ediliyor. Bir sıçrıyor çekirge, iki sıçrıyor. Üçüncü de artık her Türk kadını zaman, bir kere kabul ediyor mu sence Asiye? Bence de. Yani evliliğini... Sence? Evliliğini götürenler götürüyordur da. Soralım böyle Türk toplu kadınları, ses alalım. Evet mi hayır mı? Her Türk kadını size soruyorum toplu olarak. Kabul eder misiniz bir kere aldığınızı? Hayır, kimse etmez. Gördüğün gibi Türk kadını hayır diyor. Ne yapacağız? %80'i belki. Ha? %80'i. Etmiyorsunuz kabul. Bak etmiyorlar. Sen niye ediyorsun aldatılmayı kabul? Yani şimdi daha... Bismillahirrahmanirrahim daha yeni başladık. Aldatılmayı diyorsun. Aldatılmayı ben o şekilde düşünmüyorum yani. Hemen öyle... Göz aşinalı aldatma, bilmem ne aldatma zannetmiyorum. Ciddi ciddi yani. Aldattığını ciddi, gördün. Ciddi ciddi gördüğüm zaman. Ha. O zaman yani eğer benim evime, aileme dokunuyorsa o zaman başlarım elim maşalı olmaya. Eğer aileme dokunuyorsa. Ne yapacağım aileme dokunuyorsa ama erkektir bir yapar. Bak. Göz ardı atılır yani bir kere yapımında. Atılır ama onu alıp da dost hayatı veya metres hayatı bilmem ne senin yanında şu şekilde yaşarsa o zaman kötü. Peki sorunuz o var mı? O zaman kötü. Asiye neden kötü kabul ediyorsun? Zaten ilkine alışkın olursa devamlı gelecek. Kabul ama etmemen yani lazım. Affetmemen lazım. Ben bir şey sorabilir miyim? Öyle düşünmemiştim ben ama yani. Ama neden? Ne bileyim. Düşünmen lazım. Bir düşün. Adam siz bir sefer yapıyorsa karar alışkanlık evet haline getirecek devamlı. Ama şimdiden de aynı bunu söylemenin yeri yersiz yani bence. Olur da başına geldi evlilikleri. Niye? Yerindeysem de. Şimdiden ha fırsatı verdim bile beye. Diyecek hayır ki bey ben yaparım ben bir sefer. Katılmıyorum, iki sefer. Ben katılmıyorum. Şimdi aldatma konusunda bence kadına bağlıdır.
bana kalırsa kadına bağlıdır. Hangi kadına? Yani aldattığınız kadına mı, evli olduğunuz? Hayır. Yani aldatma tarafında değilim ben. Benim eşim bana ne kadar iyiyse, ne kadar ilgilenirse, bence o zaman benim gözüm hiçbir zaman dışarıda olmaz. Ama eğer eşim bana bağlı değilse, eşim benimle ilgilenmese, evde ilgilenmese, o zaman o erkek belki gözü dışarıda olur. Olduğu zaman da bana göre soralım. Benim size itirazım var. Siz ve sizin gibi düşünen erkekler, topu biz kadınlara atıyorsunuz ve ihanetinize kılıf hazırlıyorsunuz. Hiçbir erkeğin... Çok ciddi itirazım var bu konuda. Hiçbir erkeğin ihanetinin sorumlusu arkasındaki kadın değildir. Eşinizle bir sorununuz varsa, konu her ne olursa olsun, alırsınız eşinizi karşınıza, derdinizi anlatırsınız. Bu gemi birlikte yürüyorsa yürütürsünüz, yürümüyorsa o insana hiç saygısızlık yapmaz. Sen yoluna, ben yoluma dersiniz ve saygıyla ayrılırsınız. Ama şu var bak, ben o anlamda demedim bak. Hayır. Yok, Cafer Bey. Ben sizin için söylemiyorum zaten. Yani. Böyle çok fazla danışanım var benim. Kadınlar bunda kendilerini suçlu, sorumlu hissediyorlar. Bu tamamen kişinin kendi ahlakıyla, kendi vicdanıyla alakalı. Aldatan yatağa yattığında gece, kafasını yastığa koyduğunda, yaradanıyla birlikteyken kimi aldatabiliyor? Kendinizi aldatabilir, kendinizi aldatıyorsunuz. Evet. Aldattığınızı zannediyorsunuz. Asiye, bu işin bir keresi, yarımı, çeyreği, üçü, beşi yok. Şimdiden aldatman söyleyelim, yok. Mutsuz olursun. Şimdiden yok. Söylüyoruz. Yok. Bir de bence Pervin, yani her ne kadar keyifli bir evlilikse bile ilişki, bir kere aldatıldığını hissettiği zaman kadın, işin kocasını ne kadar çok seviyor olursa olsun, ne kadar zor o günlere gelmiş olursa olsun, yani çok fazla çabalamış bile olsa o ilişki çok için, emek de olsa işin tılsımı kayboluyor. Bir kereyle kayboluyor sanki. Çünkü ne oluyor biliyor musun? Bir daha özelliği kalmıyor. Çünkü siz ondan sonra o kişi size doğru da söylese, İnanmıyorsunuz artık. Hep sorguluyorsunuz. Acaba. İşte o tılsım da orada kayboluyor. O yalan da, daha önceki herhangi bir konuyla ilgili, kadınlarla ilgili bir konuda, birileriyle ilgili bir konuda yalan söylediğini de biliyorsanız, ondan sonra gerçekten doğru da yapsa katil sürekli inanmıyorsunuz ve artık bütün işin romantikliği, her şey, hissiyatı, her şey gidiyor. Önemi bizim kayboluyor. Bizim için geçerli değildir ya, ben inanmıyorum. Şu anda... Neye inanmıyorsun? Yani... Hayır. Bu bizim için geçerli olmasın. Ha canım, seni aldatmasın inşallah. Bir şey sorabilir miyim acaba? Buyurun. Buyurun Yusuf amca. Söyle Yusuf amca, dinliyorum. Dedin ki mesela kadından olur gibisiyle. Kadın ne yapması gerekir de sizin gönlünüz yapması lazım? Bak şimdi ben o zaman kendimi ifade edemedim. Bak yani demek istediğim, genel bu aldatma konusunda görüyoruz. Hepimiz görüyoruz. Yani bizzat ben bayan kuaförü olduğum için tabii görüyorum yani. Yani bayanda da var. Erkekte de olduğu gibi bayanda da var. Ben gördüğüm için gördüklerimi ben ifade ediyorum. Yani sadece kadınlar suçludur anlamında demiyorum. Kadınlar suçlu olduğu kadar erkekler de suçludur. Ben kendimi ifade edemedim. O anlamda yani şimdi ya benim bildiğim, benim kadınım, ben iş yerimdeki olan bütün stresimi eve götürmem. Ben o dükkandan çıktığım zaman sanki o gün hiç çalışmamışım, hayat dolu, o eve girmek istiyorum. Bir elimde bir deste karanfil ya da bir tane gül alıp eşimi karşıma, kapıyı çaldığım zaman, eşim kapıyı açtığı zaman en azından her günkü giydiği kıyafet değil de çok değişik bir kıyafetle gördüğüm zaman ben ona bir daha aşık oluyorum. Bir ikincisi. Aynısı benim için. Her gün aynı elbiseyi giysem eşimden benden o kadar. Yalnız İşimden dolayı o kadar inanmıyorum. Benden. Her gün aynı ya. Mevzular da evliliği yıpratan şeylerdir, monotonlaşan şeylerdir. Farklı olmak lazım. Kadınlar da kendini salmamalılar sonra. Evet, bu da bir parantez. Evet. O anlamda diyorum yani. Garantisi var artık diye yani. Salmamalı kendini. Özellikle o anlamda. Evlenen oluyor kadın kadınlar ilk günkü gibi kıpır kıpır olmalı. Yani ilk aşık olduğum gibi öyle yaşamalı. Yani ilk gördüğümde nasıl gördüysem hep öyle yaşamak istiyorum. Görmezsem öyle yaşamazsam. Hayır, yaşarım. O zaman...